Bu hikaye Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde meydana geldi. Anlatan kişi şöyle söylüyor. Cuma namazını kılıp Mekke'ye gitmek üzere ben ve bir akrabam arabamıza binip yola çıkmıştık. Bir yerde terk edilmiş bir camiye rastladık. İkindi namazını orada kılmaya karar verdik. Caminin önünde mavi renkli bir araba gördük. Şaşırmıştık. Arabasını bu metruk yerde bırakan kim olabilir ki diye düşündük. Sonra camiye girmeye ve namazı orada kılmaya karar verdik. Arabamızı caminin önünde müsait bir yere park etmek üzere kurduk. Caminin içinden yüksek sesle ve ağlayarak Kur'an okuyan bir adamın sesi geliyordu. Caminin içinde Rahman suresini okuyordu. Garipsemiştim. Tek başına bir adamın burada ne işi vardı? Bomboş ve metruk bir yerdi burası. Cami ise yıkıldı yıkılacak gibi duruyordu. Duvarlarının sadece az bir kısmı ayakta durabiliyordu. Camiye girdik. Orada genç bir adam seccadesini yere sermiş, üzerine oturmuş, elindeki küçük mushaftan Kur'an-ı Kerim okuyordu. Bu genç adamdan başka orada hiç kimse de yoktu. Adama selam verdim. Adam irkilerek bize baktı. Onu korkutmuştuk. Aslında korkmaktan ziyade orada olmamızı garipsemişti. Selamımızı aldı. Genç adama ikindiyi kıldın mı diye sordum. Hayır dedi. İkindi vakti girdi. Biz de buraya ikindiyi kılmak için girdik dedim. Namaz için saf durduğumuzda genç adamın kıble yönüne bakarak gülümsediğini gördüm. Sebebini bilmiyordum. Birden genç adam meçhul birine doğru bakarak beni şok eden tek bir cümle söyledi. Vaaz et ve cemaatle namaz kıl. Dayıma baktım. Sonra bunu görmezden gelip namaz için tekbir getirdim. Ama aklım adamın söylediği cümlede kalmıştı. Adam kimle konuşuyordu? Yanımızda kimse yoktu ki. Cami bomboştu. Terk edilmişti. Bu adam deli miydi? Namaz bittikten sonra yüzümü ona doğru çevirdim ve baktım. Hala tespit çekmekle meşguldü. Ona nasılsın kardeşim dedi. Elhamdülillah iyiyim diye cevapladı. Ona Allah iyiliğini versin. Namazda benim zihnimi çok meşgul ettin dedim. Neden ki diye sordu. Ben namaz için kamet getirirken söylediklerini duydum. Birine vaaz et ve cemaatle namaz kıl dedin. Dedim. Gülerek ne var ki bunda dedi. Bunda bir şey yok da sen bunları kime söyledin? Cami bomboş dedim. Gülümsedi. Sonra bir müddet gözlerini yere dikerek sustu. Sanki bir şey düşünüyor gibiydi. Bana söyleyip söylememekte kararsız olduğu belli oluyordu. Ona senin deli olmadığını düşünüyorum. Gayet sakin ve aklı başında birine benziyorsun. Maşallah bizle birlikte namaz kıldın dedim. Bana bir müddet baktı, sonra ben camiyle konuşuyordum dedi. Bunu duyunca önce bir ilkildim, garipsemiştim, düşünmeye başladım. Gerçekten deli olabilir miydi? Ona tamam camiyle konuşuyordun, peki cami sana cevap verdi mi dedim. Gülümsedi ve bana deli diyeceğini biliyordum. Hiç taşlar konuşur mu? Burası bir taş yığınından başka bir şey değil ki. Güldüm ve doğru söylüyorsun. Peki sana cevap vermeyecek ve konuşmayacak olan bu taş yığınıyla niçin konuşuyorsun? Bir müddet yere baktı ve mescitle ilgili çok acayip bir hikaye anlattı. Bu cami insanlarla dolu bir mescidi. Her vakitte çok kalabalık bir cemaat burada namaz kılıyordu. Bir gün Suud hükümeti caminin yıkılmasına karar verdi. Çünkü benim caminin bulunduğu yerden bir yol geçecekti. Yıkım kararı gelmişti. Camiyi yıkmaya çalıştılar fakat cami yıkılmıyordu. Nasıl olurdu? Camiyi yıkmak için büyük iş makineleri getirmişlerdi. İş makineleri camiyi harap ediyordu fakat asla tam olarak yıkamıyorlardı. Defalarca kez yıkmayı denediler. Bu kez iş makineleri zarar görmeye başlamıştı. Caminin neden bir türlü yıkılamadığını öğrenmek için din adamlarına danışmaya karar verdiler. Alimler caminin altını kazdılar, sebebi anlamaya çalıştılar. Caminin altında bir sahabe efendimizin kabrinin olduğunu gördüler. Sahabe efendimiz caminin altında gömülüymüş. Geçmiş vakitte bu camide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sahabesi namaz kılmış. Ölünce de altına defnedilmiş. Daha sonra Suudlu Alimler Birliği caminin yıkım kararının geri çekilmesini talep ettiler. Çünkü burasının hürmet isteyen bir mekan olduğu ortadaydı. Ondan sonra da maciyi bu halde bırakıp gittiler. Bir daha kimse içinde namaz da kılmadı. Sonunda da gördüğünüz gibi metruk bir bina haline geldi. Genç adam bir süre yere baktı, sanki hala düşünüyordu. Sonra gözlerini yerden kaldırmadan şöyle dedi. Ben camileri seven bir adamım. Ne zaman eski, yıkık dökük veya metruk bir cami görsem orası hakkında düşünürüm. Bu caminin de çok acayip bir hikayesi var. İnsanların bu camide namaz kıldıkları zamanları düşünüyorum. Kendi kendime Allah Allah kim bilir içinde birinin namaz kılmasını ve Allah'ın zikretmesini nasıl da özlemiştir diyorum. Bu mescit bana içinde namaz kılınmasına, Allah'ın tesbih edilip birlenmesine ne kadar özlem duyduğunu söylüyor gibi sanki. Sanki mescidin duvarlarında tek bir ayet bile olsa Allah'ın kelamı yankılansın istiyor gibi. Diğer mescitler gibi duvarlar arasında rükû ve secde edilsin, Allahu Ekber nidaları yükselsin istiyor. Ben de kendi kendime vallahi senin hasretini dindireceğim diyorum. Sana o güzel günlerini geri getireceğim diyorum.
O yüzden bu camiye giriyorum. Allah rızası için iki rekat namaz kılıyorum. Sonra Kur'an-ı Kerim'den bir cüz okuyorum. Bana ne garip adam, ne garip işler yapıyor deme. Sadece Allah'ın mescitlerini seviyorum. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Gözümdeki yaşları görmesin diye onun baktığı gibi yere baktım. Sözlerindeki duygulardan çok etkilenmiştim. Üslubu, yaptığı garip davranış, hepsi beni derinden sarsmıştı. Kalbi Allah'ın mescitlerine bağlanmış bir adam, ona ne diyeceğimi bilemedim. Sadece Allah her amelini hayırla karşılasın diyebildim. Ona selam verdim ve beni de dualarında unutma olur mu dedim. Sonra hayrete düşüren bir şey oldu. Ben tam mescitten çıkarken gözlerini yerden kaldırmadan bana şöyle dedi. Biliyor musun, ben bu camide namaz kıldıktan sonra hep ne diyerek dua ediyordum? Ya Rabbi, benim senin bu mescidine nasıl samimiyetle gelip onu ihya ettiğimi görüyorsun. Sen de babamı kabrinde rahat ettir diye dua ediyorum. O anda bütün vücudum irkildi, tüylerim diken diken olmuştu. Küçük bir çocuk gibi ağladım.